Aldım. Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz hareket isimleri yol açacağı tehlikeler. Hareket halindeki bir saldırıyı durdurmak neden tehlikeli? Çünkü onun bir kuvveti var. Biz onu durdurmaya çalışırsak onun kuvveti bizim kuvvetimizden daha üst planında olduğundan dolayı daha yarı daha kuvvetli olacağından dolayı bize zarar verebilir. Çünkü kuvvetlilik olan bir dengenin olması lazım. Eğer bizim kuvvetimiz daha kuvvetliyse o zaman tam dengedir. Eğer onun kuvveti bizim kuvvetimizden çok daha fazlaysa bizi sıkıntıya sokar. Yani bizi canımıza, malımıza zarar verir. Okul koridorlarında koşmak tehlikelidir. Çünkü koşarken çok hızlı hareket ederiz. Bir arkadaşımıza çarpışıp yaralanabiliriz. Böyle kazaları çok görüyoruz. Çünkü koridorlarda koşmak hem tehlikelidir. Yani size de koşmaya ihtiyaçlarınız var ama koridorlarda değil. Koridorlarda değil. O an bak burada iki çocuk, birisi diğer tarafa, birisi diğer tarafa koşarken ne yapıyor? Çarpışıyorlar. Ayakları kırılabilir, elleri kırılabilir veyahut da farklı sıkıntılar, rahatsızlıklar oluşabilir. Burada bisiklet sürerken aşırı hız yapmamalıyız. Kurallara uymalı, mutlaka kaskımızı, dirseğimizi, disiplinimizi ve dizliğimizi takmalıyız. Evet, burada kurallara baktığında çocuk bisikletini sürerken bütün kuralların hepsine uymuş. Çok sürat yaptığı zaman durduramayabiliriz. Bizim kuvvetimiz bir hafta bisikleti frenleri durdurmaya yetmeyebilir. O zaman kaza yaparız. Bir de kazaları önlemek için mutlaka kaskımızı, dirsekliğimizi, dizliğimizi takacağız. Ve sadece ve sadece bisiklet yolunda kullanacağız. Evet. Bisiklet süren bir arkadaşımızı durdurmaya çalışmak çok tehlikelidir. Çünkü arkadaşım düşebilir yahut da bizi çarpabilir. Asla böyle bir çalışmaları yapmayacağız. Salon arkadaşını durdurmaya çalışmak ya da salıncağın yakınında bulunmak tehlikeli olabilir. Çünkü salıncağın bu tarafa doğru geliyor. Sen tam arkasından gelecek olursan o itme kuvvetiyle birlikte gelip sana çarpar, seni yaralayabilir. Çünkü hareketli bir varlığı uygulayacak itme kuvveti vücudumuza zarar verebilir. Kaykayı dirseklik, dizlik ve kas kalkmadan sürmek, kaykayla cadde ve solaklarımızı hızlı bir şekilde hareket etmek tehlikelidir. Başkalarına çarpıp düşebiliriz. Böyle bir durumlar yaralanabilir ve çarptığı kişiler zarar verebilir. Yani ne yapıyorsak biz bu kurallarımızın içerisinde düşünüyoruz. Burada bir çarpışan araba var. Bakalım bununla ilgili kaza yapmış araçlar. Hareket halindeki bir aracın sürücüsü çeşitli sebeplerle aracın kontrolü kaybederdi. Bunun sonucunda trafikte kazalar meydana geldi. Yandaki görselde kaza sonucu hasar görmüş araçlar görülmektedir. Aracın şeklinin değişmesinin nedeni aracın ağaca itme kuvveti uygulamış olmasıdır. Kazalarda can ve mal kayıpları olabilir. Bu nedenle sürücüler araçlarını kullanırken çok dikkatli davranmalı, trafik kurallarına uymalıdır. Ayrıca sürücüler araç kullanırken aşırı hız yapmamalıdır. Trafikte hızlı bir aracın durması, yavaş bir aracın durmasından daha zordur. Çok hızlı gidiyorsak o zaman bizim durmamız da mümkün değildir. Koştuğumuzu düşünün, çok hızlı koştuğumuzdan çok çabuk durabiliriz. Yoksa yavaş yürüdüğümüzden. Yani özel olarak şu, trafik kurallarını uygun bir şekilde bilinçler yapmalıyız. Evet. Elektrikli araçlar, onları kullanırken dikkatli olmalı. Bu araçlarda bulunan hareketli parçalar dokunmak, yaralanmalarımıza neden olabilir. Yani buna elimizi dokunacak olursak, bak bunlar hep genelde hareketli olan bunlardır. Bunları kullanırken çok dikkatli bir kullanma kılavuzlarına bakarak kullanmamız gerekiyor. Onun haricinde kullandığımız zaman zarar verebiliriz. Burada bir tane vantilatör var. Parmağımızı bunun içerisine sokmamamız gerekiyor. Çünkü bu hareket halinde. Onun bize zarar vermemesi kavis içerisinde alınır. Doğa olayları bazı çeşitli tehlikelere de ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Öyleyse bir doğa afetleri. Genellikle kuvvetli ve uzun süren yağmurlar
sefer sefer oldu. Yağmurlu sularıyla buranın karşısına taşar ve yerlik görseli gördüğümüz gibi sefer meydan verir. Hızlı akan sel suları önüne çıkmak varlıkları sürükleyebilir. Ve bununla ilgili birçok kazaları da görüyoruz. Doğal afetlerde bir diğeri çığdır. Ağaçların olmadığı eğimli arazilerle birlikte kar tabakaları aşağı doğru hareket eder ve bunun sonucunda önünde ne varsa çürükler gider. Bak burada bir çığ kayması. Burada ise bir sel. Seli görüyoruz. Evet. Bugün dersimiz bu kadar çocuklar. Bir sonraki olan dersi görüşmek üzere.